Merhaba sevgili izleyenler. Sparta Atatürk Stadı'ndan iyi akşamlar. Sparta Spor bugün bölgesel amatör ligde mücadele eden ve aynı grupta yer alması beklenen Antalya temsilcisi Kepez Belediyespor'la karşılaşıyor. Özel maçta Sparta Spor Antalya temsilcisini ağırlayacak ve karşılaşma da az önce başladı. Ve Sparta Spor yine bugün farklı 11'lerle sahada yer alacak. Sizlere kadroları aktarmak istiyorum. Sparta Spor kalede Ayhan, savunmada Emincan, Mustafa Kurcan, Burak Büyükkaya, Evşan Geçkin, orta alanda İlyas Barut, Timurcan Gök, Enes İlhan Yüksel, Hakan Çorlak, Gökhan Demir, Emre Bozatlı 11 ile Sparta Spor Kepez karşısında mücadele ediyor. Yedeklerde ise Özcan Bozan, Emre Güler, Ahmet Aydın, Alper Enes Kahraman, Doğan Doğruöz, Abdullah Berkan Çelik, Mehmetcan Işık, Serkan Doğan 18 ile Pembe Yeşiller mücadelesini sürdürecek. Yedeklerde ise Antalya Kepez Belediyespor'un ilk 11'ini size aktaracağım. Fatih Şimşek, Emre Aydın, Korhan, Hasan Efe Umut, Ramazan Altun, Orhan Yatak, Halil Savdaş, Ali Ataş, Demir Fatih 11 ile Kepez Belediye Sparta karşısında mücadelesini sürdürecek. Yedeklerde ise Sefa, Linet, Burak Doğukan, Yunus, Hasan, Ali Efe 18 ile Kepez mücadelesini sürdürecek. Evet, karşılaşmayı izleyenler arasında Sparta AK Parti Milletvekili Sayın Mehmet Uğur Gökgöz, Kulüp Başkanı Atakan Yazgan, İkinci Başkan Galip Küçük Yaman, Sparta Spor Yönetim Kurulu üyeleri, Gençlik ve Spor İl Müdürü Murat Gevrek ve futbol severler izliyor. Karşılaşma bugün 17.30'da başladı. Biliyorsunuz daha önce gece maçları oynamıştı Sparta. Serik, Adana, Kozan ve Kemer Spor maçları. En son Kemer Spor'la oynanan karşılaşmayı Pembe Yeşiller 3-1 kazanmıştı ve diğer karşılaşmalarda bir mağlubiyet ve bir de beraberlik almıştı. Biliyorsunuz dün çekilen Türkiye Ziraat Kupası'nın ardından Sparta Spor'un rakibi Tavşanlı Linyit oldu. Maç Tavşanlı'da bu ayın sonuna oynanacak ve karşılaşmanın saati de ilerleyen günlerde belli olacak. Sparta Spor Ziraat Kupası maçı öncesinde de Kepez Belediyespor karşısında özel maçta son hazırlıklarını yapıyor ve Sparta Spor yönetimi bu karşılaşma sonrasında da bir toplantı yapacak ve yeni sezon öncesindeki son hazırlıklarını da değerlendirecek. Evet, karşılaşmaya geçecek olursak Enes İlhan Yüksel'den müthiş bir pas. Evşan ortasını yaptı. Arka direkte Gökhan Demir ve Emre Bozatlı. Gökhan Demir pasını verdi. İlyas. Enes İlhan Yüksel. 3 kepezde arkasında. Eski takımına karşı oynuyor Enes İlhan Yüksel. Evşan Geçkin. Sparta Spor maça üstün başlayan ekip oldu. Antalya temsilcisi karşısında ve karşılaşmada golü arayan taraf. Kepez Belediyespor Ali. Hasan Efe. Hasan Efe, Kepez Belediyespor kendi alanında çıkmakta zorlanıyor ve Sparta Spor aynı grupta yer alması beklenen Antalya temsilcisi karşısında bugün Sparta Spor'da dinlendirilen isimlerden bir tanesi Mehmet Arı, 18'de yok. İlerleyen dakikalarda bakalım, özel karşılaşma olduğu için listede yer almıyor ama sanırım listede yok. Mehmet Arı, Sparta'nın transferi, Sparta'nın evladı Mehmet Arı. Ve Sparta Spor'da
Geçtiğimiz haftada bahsettik. Transferler devam ediyor ve bir santrafor ve bir orta alan oyuncusunun transferi de bitmek üzere. Bu transferler henüz açıklanmadı. Önümüzdeki günlerde bu isimlerin açıklanması bekleniyor. Ve yine bu karşılaşmada kameraman arkadaşımız Mehmet Kuştaş'a da desteklerinden dolayı teşekkürler. İmkanlar dahilinde ben Levent Toğan sizlere bu maçları aktarıyoruz ve yeni sezonda bakalım Isparta'nın iki televizyonundan bir girişimde bulunurlarsa onlar da anlatabilir ama biz sırf gurbette yaşayan hemşerilerimiz ve maçı izlemek isteyen izleyiciler için sizlere aktarıyoruz. Enes İlhan yerde kaldı ve faul dedi. Karşılaşma hakemleri ise Isparta bölgesinden yine Hikmet Telli, Sadık Doğan, Cevat Akpınar ve Musa Yılmaz. Evet arkadaşlar, geçtiğimiz haftada söyledik. Kamera yakınlaştırma olunca renkte ve netlikte sıkıntı oluyor. İmkanlar dahilinde bunları vermeye çalışıyoruz. Profesyonel işler istiyorsanız televizyon yetkililerine buradan ulaşabilirsiniz. Yani sitem etmekte bilmiyorum, biz haklı olduğumuzu düşünüyoruz. Bu memlekette sadece Levent Doğan yok. Memlekette yüzlerce gazeteci, televizyoncu var. Bazı arkadaşlarımız da taşın altına elini soksun. Sevgili spor severler, durum böyle. İlyas Barut, Mustafa Kurcan'la oynadı. Mustafa Kurcan, Emin Can'la. Timurcan, Mustafa Kurcan'a döndü. Isparta bu dakikalarda geçtiğimiz Kemer Spor maçının yıldızı Burak bir gol bir asistle oynamıştı. Gökhan Demir'le birlikte goller ondan gelmişti. Çengelköy Spor'dan transferi. Taç Isparta Spor'u. Kepez Belediyespor takımından bahsedecek olursak Kepez Belediyespor bu yıl orta sıralar için mücadele eden bir ekip kurduğu bilgisi geldi. Genç ve koşan bir ekip yarattılar. Şakir Filiz ve Isparta Spor'un eski futbolcusu Ramazan Kafes çalıştırıyor Antalya temsilcisini ve Isparta'nın grubunda yer alan bir ekip. Kepez Belediyespor Ali yerde kaldı. Timurcan'ın hareketi sonrasında faul Kepez Belediyespor lehine. Hasan. Hasan Efe tecrübeli bir isim. Uzun bir top Hasan'dan Emin Can ve kaleci Ayhan yetişemedi. Korner Kepez Belediyespor'un sol kanattan kullanılacak. Kepez Belediyespor sol kanattan korner atışı kullanacak. Erhan'la Erhan ön direğe doğru, İlyas'tan önce tekrar korner. Son müdahale Isparta'dan diyor karşılaşmanın hakemi Hikmet Telli. Kepez Belediyespor Erhan'a doğru ve out. Kaleci Ayhan'ın kontrolünde out. Evet sevgili izleyenler,
Karşılaşmanın 15. dakikası, golsüz eşitlik var Isparta'da. Yayına biraz geç girdik ve şu anda karşılaşmanın 15. dakikası. Isparta'da henüz gol yok ve pembe yeşilli taraftarlar da mesaiden çıkan kişiler stada da yeni giriş yapıyor. Emre Bozatlı 3 oyuncunun arasına sırıldı ve Emre Bozatlı zayıf bir vuruş geldi Emre Bozatlı'dan. Sanırım zemininde azizliğine uğradı. Emre Bozatlı istediği vuruşu yapamadı. Ve faul tespit etti karşılaşmanın hakemi Hikmet Telli. Burak yerde kaldı o pozisyonda. Gökhan Demir de özür diledi arkadaşından. Faul Kepez Belediyespor'u. Evet, karşılaşma öncesinde maçın hakemleriyle kısa bir sohbetimiz oldu. Yabancı kontenjanın kalkması iyi mi oldu, kötü mü oldu şeklinde bir soru yönelttiler. Ve ben de aslında iyi oldu dedim. Çünkü yabancı futbolcu bence gerekmiyor. Nasıl üçüncülüklerde, ikinciliklerde yoksa afaki rakamlar vermeye de gerek yok düşüncesindeyim. Emincan, Emre Bozatlı ile oynadı. Isparta Spor sağ kanattan atak hazırlığında. Tekrar Emre Bozatlı, Enes İlhan Yüksel ile oynadı. Enes kaptırdı o noktada. Kepez Belediyespor kontra atakla çıktı. Kepez Belediyespor Mustafa Kurcan araya girdi ve Mustafa'dan kritik bir müdahale. Kepez atağını kesti Mustafa. Davir bıraktı Burak'a. Kepez Belediyespor taç atışını kullanacak. Orhan. Orhan'dan önce Hakan Çorlak araya girdi. Efşan Timurcan'la oynadı. Efşan tekrar Timurcan. Timurcan'dan Enes'e ancak araya girdi Burak. Kepez Belediyespor'larda kaldı. Tekrar İlyas ayakta kalamadı İlyas ve İlyas'tan pres var. İlyas topu aldı. Hikmet Telli kalk dedi. Ali'ye. Mustafa Kurcan. Karşılaşmanın 19. dakikası. Henüz Isparta'da gol yok sevgili izleyenler. Efşan. Hakan Çorlak'la oynadı. Tekrar Efşan. Efşan'dan Gökhan Demir'e doğru bir pas. İlyas da oynadı. İlyas da Timurcan'a. Mustafa Kurcan. Enes'e nefis bir pas. Enes İlhan göğsüyle yumuşattı. Ve vuruşunu yaptı. Kaleci Fatih'te kaldı. Evet sevgili izleyenler. Karşılaşmaya ilgi az. Bugün Isparta'da. Özel karşılaşmalarda daha fazla taraftar bekliyor. Isparta Spor Yönetim Kurulu üyeleri ve teknik heyet. Kaleci Ayhan Burak'la oynadı. Mustafa Kurcan. İlyas Barut'la. İlyas Barut pas verebileceği bir arkadaş aradı. Tekrar İlyas. Demircan'la paslaştı o noktada. İlyas pas verebileceği bir arkadaş aradı ve savunması Mustafa Kurcan'a döndü. Kurcan da Burak'a. Burak Büyükkaya. Emre Bozatlı bu kez sol kanatta. Burak. Burak. Emre Bozatlı. Enes İlhan Yüksel. Yerde kaldı. Isparta Sporlar penaltı bekledi ancak hakem Hikmet Telli out dedi.
Emre Bozatlı karşılaşmanın 20. dakikasında yerde kaldı. Ancak hakem oralı bile olmadı. Penaltı değil dedi Hikmet Telli. Kaleci Fatih kullandı. Ve buraya elini kullandığı gerekçesiyle faul tespit etti. Kepez Belediyesporlar kullanacak. Serbest atışı. Ali Ataş. Hasan Efe ile oynadı. Gökhan Demir'den önce Hasan Efe araya girdi. Mustafa Kurcan. Ve dakikada Efşan. Emre Bozatlı ile oynadı. O noktada Kepez Belediyesporlu bir oyuncu yerde. Hakem Hikmet Telli o noktaya koştu. Kepez Belediyesporlu. Ramazan. Ciddi bir sakatlığı yok. Maç kaldığı yerden devam edecek. O noktada teknik direktör Tarık Söyleyici Emre Bozatlı'yı yanına çağırdı ve daha çok hareketli olmasını istedi. Sevgili izleyenler ve su molası da verdi bu dakikada. Karşılaşmanın 22. dakikası. Isparta'da henüz gol yok. Isparta Kepez Spor karşılaşmasında. Dakika 23 arkadaşlar. 0-0'lık eşitlik var Isparta'da. Özel karşılaşmada Isparta Spor Kepez Belediyespor'u ağırlıyor. Karşılaşma saat 17.30'da başladı. Ve henüz Isparta'da gol yok. Efşan. Burak Büyükkaya ile oynadı. Mustafa Kurcan. İlyas Barut. Enes İlhan Yüksel ile oynadı. Efşan. Efşan. Enes İlhan'a. Enes İlhan 3 kepezinin arasında. Ve taç Isparta Spor lehine. Karşılaşma 0-0. Yayını yeni açanlar için aktarıyorum. Gökhan Demir. O noktada. Emin Can, Mustafa Kurcan'dan nefis bir pas. Hakan Çorlak, Emin Can'la oynadı. Emin Can, Mustafa Kurcan'a döndü. Burak Büyükkaya. Tekrar Efşan. Sol bekte Efşan. İlyas Barut. Kepez Belediyesporlu oyuncuların. Enes İlhan'a sert bir hareket. Ali'den. Isparta Spor serbest atış kazandı. Evet sevgili izleyenler. Karşılaşmayı izleyenler arasında Isparta AK Parti Milletvekili Sayın Mehmet Uğur Gökgöz'de var. Kulüp Başkanı Atakan Yazgan ve ikinci Başkan Galip Küçük Yaman'la birlikte. Efşan!
topun gerisinde Evşan. Evşan ortasını yaptı. Gökhan'ı açtı. İlyas Barut. Bakalım topa yetişebilecek mi? Taç Isparta Spor'u. Enes İlhan Yüksel, Isparta Spor bu dakikada Enes ayakta kalamadı ve Kepez Belediye Spor kademesi uzaklaştırdı. Ali yerde kaldı, hakem devam dedi. Timurcan, Isparta Spor atak hazırlığında Mustafa Kurcan'a döndü. Evet efendim, Yeşiller günde çift idmanla yeni sezon hazırlıklarını da sürdürüyor bu arada. Sabah kondisyon, akşam kuvvet ve teknik taktik ağırlıklı. Pembe Yeşiller yaklaşık 35 gündür Isparta'da kendi tesislerinde hazırlıklarını sürdürüyor. Timurcan İlyas'la oynadı. Evet, Kepez Belediye Sporlular bir hayli koşuyor. Genç ve koşan bir ekip demiştik maçın başında da. Burak. Burak'tan kötü bir pas. Emre Bozatlı. Yetişmesi mümkün değil o pasa. Taç Kepez Belediye Spor'un. Evşan'dan taca çıktı dedi. Taç Kepez Belediye Spor'un. Evet sevgili izleyenler, karşılaşmanın 28. dakikası. Isparta'da henüz gol yok. Evet, Gökhan Demir'de kaldı. Gökhan Demir ve eliyle aldı Kepez Belediye Sporlu. Hakan Çorlak bekletmeden kullandı. Emre Bozatlı. Emre Bozatlı yerde kaldı ve faul. Kepez Belediye Sporlu. Ali'nin itirazı karşılaşmanın hakemine. Emre Bozatlı yerde kaldı. Isparta Spor kullanacak serbest atışı. Yine topun gerisinde Evşan. Evşan ortasını yaptı. Gökhan Demir'den önce kaleci Fatih'te kaldı. Kepez Belediye Spor kalecisi Fatih takım arkadaşlarının nereye gitmesini istedi. Orhan yerde kaldı. Hakem kalk dedi. Kepez Belediye Sporlu oyuncuya. Teknik sorumlu Şakir Filiz de oyuncusuna kalkmasını istedi. Emre Bozatlı, Burak Büyükkaya paslaşması. Timurcan'la oynadı Burak. Timurcan. Mustafa Kurcan'a döndü. Mustafa Kurcan'dan Gökhan Demir'e doğru bir pas. Hakan Çorlak. O noktada Kepez kademesi araya girdi. Tekrar Emincan. Emincan ortasını yaptı. Ön direkte Hasan Efe. Hasan. Kepez Belediye Spor sol kanattan. Offside diye duraklandı ancak offside yok. Isparta Spor kademesi uzaklardan vurdu. Halil. Evşan. Kaldı top. Efşan Emre Bozatlı ile oynadı. Efşan tekrar. Efşan Gökhan Demir'le. Gökhan Demir'den Enes İlhan'a mükemmel bir pas. Enes İlhan Yüksel. Emre Bozatlı solda pas istedi ancak Enes İlhan kaleye. Gökhan Demir'e doğru ancak savunmada Hasan Efe uzaklaştırdı.
Kepez Belediyesporlu Damir yerde kalmıştı. Faul Kepez Belediyesporlu lehine. Evet sevgili izleyenler, karşılaşmanın 32. dakikası. Isparta'da henüz gol yok. 0-0'lık eşitlik devam ediyor. Isparta Kepez Belediyespor karşılaşmasında. Pembe Yeşilliler lig öncesinde özel karşılaşmalarına devam ediyor. Ve 3. lig takımlarının ardından bölgesel amatör ligde ki ilk özel karşılaşması Pembe Yeşillilerin 0-0'lık eşitlik devam ediyor. Evet Gökhan Demir, Isparta Spor gole gidiyor. Gökhan Demir kaleci Fatih'te. Isparta Spor %100'lük net bir gol pozisyonundan yararlanamadı. Golcüsü Gökhan Demir'le. Pembe Yeşillerin ilk tehlikeli atağı ve Gökhan Demir net bir gol pozisyonundan yararlanamadı. Söke Spor'dan transferi Pembe Yeşillere. Kepez Belediyespor savunmasının ani ve hazırlıksız yakalandığı atakta. Burak. Emre ile oynadı. Emre'den Ali'ye doğru. Orhan'dan önce Efşan araya girdi. Isparta Spor'un tecrübeli ismi. Manavgat Belediyespor'dan transferi İlyas Barut. Burak'la oynadı. Burak Hakan Çorlu'ya doğru. Ancak Kepez Belediyespor ortalanında Halil araya girdi ve taç Isparta Spor'u. Hakan Çorlak, Emre Bozatlı, Efşan, Burak'la oynadı. Evet, henüz Isparta'da gol yok. Mustafa Kurcan'dan pas hatası. Ancak Kepez Belediyespor da pas hatası. Hakan Çorlak'ta kaldı. Emre Bozatlı. Isparta Spor Emre Bozatlı ortasını yaptı. Kaleci Fatih'ten önce Gökhan Demir. İnanılmaz bir gol daha kaçtı. Enes İlhan'dan önce Fatih yerde kaldı ve Fatih de kendini yere bıraktı. Sanırım ayağına kramp girdi Fatih. Sağlık görevlerini oyun alanına devam etti. Karşılaşmanın hakemi Hikmet Telli. Isparta Spor'un iki net gol pozisyonu var sevgili izleyenler. Ve Gökhan Demir ve Enes İlhan'la gole çok yaklaştı Pembe Yeşilliler. Kaleci Fatih'in önemli bir sakatlığı yok. Oyun kaldığı yerden devam edecek. Evet sevgili izleyenler, diğer karşılaşmalara göre taraftar az. Ve karşılaşmanın erken saatte oynanmasından dolayı sanırım. Yani stada hala girişleri var ama tabii Isparta'nın o beklediği seyirci yok. Evet. 0-0'lıkta eşitlik devam ediyor. Karşılaşmanın 36. dakikası. Isparta Kepez Belediyespor karşılaşmasında henüz gol yok sevgili izleyenler. Gökhan Demir'in presi. Hakan Çorlak.
Hakan Çorlak, Emre Bozatlı kaçtı. Emre Bozatlı. Emre Bozatlı'dan bir çalım. Ortasında yaptı. Arka direkte Enes İlhan Yüksel. Enes İlhan Yüksel, Kepez Belediyespor savunması araya girdi. Biliyorsunuz Enes İlhan Yüksel 3 yıldır Kepez Belediyespor formasını giyiyordu. Ve Pembe Yeşillerin yeni sezonda büyük ümitler beklediği bir isim. Evşan ortasını yaptı ve kaleci Fatih iki hamlede topa sahip oldu. Kaleci Fatih. Degajını yaptı. O noktada Burak araya girdi ve taç Isparta Spor'un. Evşan, Burak, Mustafa Kurcan'la oynadı. İlyas, Timurcan, Pembe Yeşiller top çeviriyor bu dakikalarda. Hakan Çorlak, Hakan Çorlak'tan pas hatası. Tepez Belediyespor atağında Mustafa Kurcan araya girdi ve tehlikeyi savuşturdu. Efşan, Efşan'dan Enes'e nefis bir pas. Emre Bozatlı ile oynadı. Hakan Çorlak, tekrar Gökhan Demir. Gökhan Demir, Enes yerde kaldı ve faul dedi. Karşılaşmanın hakemi Hikmet Deli. Enes İlhan yerde kaldı bu dakikada. Enes İlhan'ın tedavisi için sağlık görevlileri oyun alanında. Topa bastı Enes İlhan. Ve sağlık görevlileri tedavisini sürdürüyor. Evet sevgili izleyenler. Bu arada da teknik direktör Tarık Söleci de oyuncularına takım uyarılarda bulundu ve oyun kaldığı yerden devam edecek. İyi tamam. Pardon, hakem penaltı noktasına koşmuş. Gökhan Demir kullanacak penaltı atışını ve direkten döndü. Biz serbest atış beklerken hakem penaltı noktasını işaret etmiş. Ve Isparta Spor Gökhan Demir'le bir penaltı pozisyonundan yararlanamadı sevgili izleyenler. Ve Gökhan Demir topu direğe nişanladı. Karşılaşmanın 39. dakikasında az önce de İlyas Barut'un yaptığı hareket sonrasında faul verdi Kepez Belediyespor lehine. Isparta Spor Gökhan'la bir de penaltı pozisyonundan yararlanamadı. İki net gol pozisyonunun dışında sevgili izleyenler. Henüz gol yok Isparta'da. Karşılaşmanın 40. dakikasında İlyas Mustafa Kurcan'la oynadı. Mustafa Kurcan'dan pas hatası. Kepez Belediyespor bunlar kaptı topu. O noktada Ali. Halil. Halil'den de pas hatası. Emre Bozatlı araya girdi. Efşan'la oynadı. Emincan
Enes İlhan'la oynamıştı. Timurcan. Temposu düşük bir karşılaşma. Her iki takım da yorgun. Ve günde çift antrenmanla sezon hazırlanıyorlar. Gökhan Demir. Gökhan Demir. Kaleye vurdu. Ve yandan avut. Sparta Spor'un Kemer Spor karşılaşmasında iki golünü kaydeden isim Gökhan Demir. Az önce penaltı pozisyonundan yararlanamadı sevgili izleyenler. Ve maçta henüz gol yok. Kaleci Fatih. İlyas Taç, Kepez Belediyespor'u. Burak kullanacak Taç atışına. Ve hakem Taç Kepez Belediyespor lehine dedi. Evşan'ın bir itirazı var. Yan hakem Cevat Akpınar'a. Evet. Çekirdek çıtlamaları size geliyor mu bilmiyorum sevgili izleyenler. Özellikle protokol tribünündeki taraftarların ve yöneticilerin çekirdek çitlemelerinden bilmiyorum, ben rahatsız oldum ama sesler size geliyor mu bilemiyorum. Yani çekirdeklerinizi bir kapı atarsanız en azından oradaki görevlilere de zorluk çıkarmazsınız arkadaşlar. Ali Ataş topun gerisinde. Serbest atış kullanıyor Kepez Belediyespor'la Ali. Barajdan döndü. Gökhan Demir uzaklaştırdı. Ve out. Mustafa Kurcan, Burak Büyükkaya ile oynadı. Artık ilk yarıda da son anlar sevgili izleyenler. 44. dakikadayız. Ve henüz Isparta'da gol yok. Efşan. Timurcan'la oynadı. Tekrar Timurcan. Emre Bozatlı. Emre Bozatlı. Timurcan'la oynadı. Mustafa Kurcan. Mustafa Kurcan'dan Emincan'a bir pas. Ancak Kepez Belediyespor'la oyuncu araya girdi ve korner. Isparta Spor korner atışı kullanacak. Efşan gidiyor o noktaya. Korner atışını Efşan kullanacak Isparta Spor'da. Bakalım ilk yarıya Pembe Yeşiller üstün girebilecek mi? Efşan ortasını yaptı. Altı pasta Gökhan Demir'den kafasının üzerinden top avuta çıktı. Kaleci Fatih out atışıyla oyunu tekrar başlatacak. Ve bu arada diğer futbolcular da ısınıyor. İkinci yarıda bakalım teknik direktör Tarık Söleci hangi oyuncularına şans verecek? Fatih. İlyas. Isparta sporlu taraftarlar her pozisyon sonrasında itiraz eden Kepez Belediyesporlu futbolculara da sistemli her pozisyonunda ne hocam tepkisi veriyorsunuz diye. İlyas Gökhan Demir'e bir hareket, hakem devam dedi, avantajı aldı. Enes İlhan, Enes İlhan vurdu ve inanılmaz Emre Bozatlı'ya çarptı. Emre'ye çarpmasa gol işlem bile değildi. Emre Bozatlı
daha üzgün bu pozisyon sonrasında. Evet sevgili izleyenler, karşılaşmanın artık 45. dakikası. Henüz gol yok Isparta'da. Isparta Kepe Spor karşılaşmasında. İlyas, Emre Bozatlı ile oynadı. Mustafa Kurcan, Emincan. Müthiş bir paslaşma. Emre Bozatlı ortasını yaptı. Enes İlhan'dan önce Kepez Belediyespor savunmasında Emre topu da kornere attı. Korner atışı kullanacak. Yine Efşan kullanacak korner atışını. Pembe Yeşillerde artık ilk yarıda son anlar. Arkadaşlar çok mesaj atmazsanız sevinirim. Çünkü WhatsApp ve Messenger'dan yazılımlarınız sıkıntı olabiliyor. Evet Burak, evet, sert bir hareket ve penaltı dedi. Karşılaşmanın hakemi, yerde kalan isim Isparta Spor'da sanırım Gökhan Demir, kafasına bir darbe aldı. Ve kulüp masörü Erhan o noktaya gidiyor. Sert bir hareket Kepez Belediyespor'lu oyuncudan. Isparta Spor ilk yarının sonunda penaltı atışı kazandı. Karşılaşmanın 36. dakikasında Pembe Yeşiller Gökhan Demir'le bir de penaltı pozisyonundan yararlanamamıştı. Bakalım Gökhan'ın ciddi bir sakatlığı yoktur. Gökhan Demir değil sanırım spor severler. Gökhan Demir o noktada yerde kalan isim. Bakıyorum. Hakan Çorlak, özür diliyorum. Hakan Çorlak kafasına bir Gökhan kullanacak yine penaltı atışını. Gökhan Demir. Gökhan Demir bakalım. Gökhan Demir vurdu ve gol. Pembe Yeşiller Gökhan Demir'in golüyle ilk yarının da skorunu belirledi Gökhan Demir. Ve bu kez meşin yuvarlığı ağlarla buluşturdu. Ve ilk yarının da skorunu tayin etti Gökhan Demir. İkinci yarıda tekrar birlikte olacağız.